Hepinize yeni videodan selamlar arkadaşlar. Selamlar. Kanala yeni katılanlar için ben Serkan Gürer. Yaklaşık bir yıldır Endonezya Bali Adası'nda yaşıyorum. Bu videoda sizlere burada müstakil evlerin fiyatlarını söyleyeceğim. Aynı zamanda kiralık olanlar da var. Hem satılık hem de kiralık olarak fiyatlar burada nasıl sizlerle paylaşacağım. Burada müstakil normal evler var. Bir de villa tipi evler var. İkisini de bugün araştıracağız ve bakacağız. Çok önemli bilgiler bunlar. İster burada yaşamak için izleyin bu videoyu veya yurt dışında fiyatlar nasıl diye çok önemli bilgiler olacak. O zaman hadi videoya geçelim. Burada bu evlerin satışıyla ilgilenen arkadaş burada. Arkadaşlar evler bu şekilde. Burası daha henüz bitmemiş. Buraya daha sonra duvar örüyorlar. Aynı bak buradaki örnek gibi. Bunlar bitmiş mesela. Bu şekilde size ait oluyor. Burada aracınızı park edebileceğiniz bir alan var. Bahçesi yok tabi bu evlerin ama fiyat konusunda da daha uygun diğer yerlere göre. Bak şöyle. Buraya araç giriyor. Burada duvar, kapı. Şuradan kapatıyor. Bu ikinci ev oluyor. Böyle bir yer. Birazdan villa tipi olan yerler var. Oraları göstereceğim sizlere. Müthiş evler var gerçekten. Ve fiyatları duyunca çok şaşıracaksınız. Bak, burada da yeni yeni bitiriyorlar. Yukarıda bitmişti. Bak, burada daha yeni yeni. Hepsi aynı tip. Burası işte garaj oluyor. Pardon, şurası. Burası da giriş bölümü. Duvar örüyorlar. Tamamen kendine ait. When you buy the first house, this is the first what is appearance of your house. This is the first when you after you pay the what is called uang muka, like down payment. The first down payment and the Şimdi kendisi şöyle söylüyor, diyor ki mesela burada ev almaya karar verdin. Ev ilk olarak bu şekilde bitmiş olsa bile devamını yapmıyorlar. Satış gerçekleştiği zaman mesela diyelim ki sen burayı aldın. Sonra sen kendin işte ben girişi böyle istiyorum veya şurada bunu istiyorum. Kendin söyleyerek burada bazı değişiklikler yapabiliyorsunuz. Ama genel değişiklik yapamayacağın şey şu ev. Ama dışarıda farklı farklı olabiliyor. Mesela buranın girişi farklı, şuranın farklı yapmışlar. Ona göre kendin belirleyebiliyorsun. Şimdi evin içine bakalım. Daha henüz. Can you open the door please? 30 meters square. Two rooms, bedrooms, and one bathroom. Mm-hmm. And you get free space here. Şurada bak tuvalet böyle yerde. Onu istersen değiştirebilirsin. Burada bir oda var. Burada bir oda var. Burada da balkon olacak. Bak şurada bitmiş mesela, beton yapmışlar. Sonra burayı kapatıyorsun. Yani balkonunda oluyor. Okay, hello. Yeah, my name is Igar. I'm a doctor but also a developer. I make this house. I make this housing for people in here in Singaraja, Bali. Oh, yeah. Wow, very nice. You doctor normally? Yeah, I'm doctor, general doctor.
but also having a kind of this property business like this. Oh, very yeah, nice. I evet, gelelim bu evin fiyatına. Tam olarak 13.500 dolara bu evi satın alabiliyorsunuz. Bu 13.500 doların içerisinde bu satın almayla ilgili hani evraklarla ödeyeceğiniz para ve her şey içinde. Yani ev normalde diyelim ki 10.000 dolara alıyorsan o 1.500 dolar da işte o şeylere gidiyormuş. Total 13.500 dolara bu evi alabiliyorsunuz. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu 70 metrekare içerisinde 40 metrekare ev, yani bayağı küçük bir ev. Yani burada sadece iki kişi karı koca mesela kaldığı zaman yeterli. Bu şekilde 13.000 dolara böyle bir yerde kalabilirsiniz. Şöyle dışarıdan da göstereyim size. Ev böyle 70 metrekare arsa üzerinde kurulmuş. İçerisi 40 metrekareymiş ya, bayağı küçük. Ama ya yeterli yani, minimalist böyle eşya koyduğun zaman düzgün bir şekilde gayet yeterli. Aracının motorunu buraya park edebilirsin. Burada zaten duvar falan ölçülüyor. Böyle, şimdi diğer yerlere gidelim. Size başka süper evler göstereceğim. Villalar var. Oralara da bakacağız şimdi. Hadi geçelim. Bak, az önce baktığımız ev aynı böyle tip. Bak, biri böyle, biri de böyle yapmış bak mesela. Yani bunu, bu sana kalmış. Yani evi satın aldığında duvarın nasıl olmasını ve nasıl yapılmasını istediğin zaman onları da yapıyorlarmış. Bu şekilde. Burada bir tane daha ev göstereceğim dedi. Ona da bakalım. Daha sonra o villa tarzı evlere geçelim. Bu ayrı, bu kadın bakıyor bu işlere, buna. Birazdan gideceğimiz yerde başka. Evet, bu bir tane bitmiş, tamamen içeriği gösteriyorlar bize. İçerisi böyle. Yani burada minimalist, güzel eşya koyduğun zaman gerçekten çok tatlı. Evet, büyük değil ama baktığın zaman gayet bak burada böyle bir dolap, klima, işte yatak. Burası mutfak. Şöyle baktığın zaman yeterli ya. Yani şurada bir oda daha var. Bak mesela yatak, büyük bir yatak, sığmış. Yanına dolap da sığmış. Yeterli yani. Çok fazla. Burası da böyle bir depo. İstersen lavabo, tuvalet olarak da kullanabiliyorsun. Burada banyo. Şöyle baktığın zaman tuvalet. Abi yani şimdi baktığın zaman 13.500 dolara böyle bir yer güzel yani. And you can credit, you can pay per month. It's about 1 million, only 1 million per month, and you can get like this, typical like this. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela burada evliysen veya şeyse, burada kredi üzerine de veriyorlar, devlet destekli, ve orada sadece aylık 1000 rupi ödüyorsun. Kaç? Bir de 100.000 rupi aylık. Ne yapıyor? Bakayım. Teslimat böyle oluyor. Yani evin içerisi teslim ettiklerinde bu şekilde teslim ediyorlar. Bu şekilde mutfak, her şey hazır. Tabii ki televizyon, işte buzdolabı, onlar şey değil. Ve ikinci yere geldik arkadaşlar. Sizlere burada villa tarzı yerleri göstereceğim. Buradakiler de çok küçük ama fiyat konusunda yine iyi olduğu için tabii daha küçük. Şimdi şöyle bir durum var. Burada 100 metrekare içerisinde, 100 metrekare arsa içerisinde, içerisi 50 metrekare. Bunların da fiyatları 30.000 dolar. 30.000 dolara bu tarz ev alabiliyorsunuz. Şöyle bir durum var. 30.000 değil de 40.000 dolar ödediğiniz zaman içerisi 75 metrekareye kadar çıkıyor. Böyle imkanlar var. Şimdi evlerin içine bakacağız. Hangisine bakabiliriz? Hayır.
Şöyle göstereyim sizlere, bak. Bunlar bitmiş, satılmış ve içeride birileri yaşıyor. Burada da ev tipleri şöyle aynı ama dışarısı ve kapılar farklı olabiliyor. Bu şekilde konsepti var. Şu en arkadaki dubleks, orası 100 metrekare ve 55 bin dolar şu karşımızdaki en büyük ev olacak. O farklı bunlardan. Aşağıda bir de farklı bir tip villa tarzı var. Tek oda şeklinde yapmışlar. Çok farklı bir yapı. Onu da göstereceğim sizlere. Şu ev, arkadaşlar anahtar yok. İçeri bakamıyoruz. Ama şöyle göstereyim size. Bak, burada aracı park edebileceğiniz bir alan. Giriş burası. Burada da oturabileceğiniz bir alan var. Ve tabi Hindu oldukları için hep böyle bu yapılar yapmak zorundalar. Böyle. Hello. Hello. Şimdi burada çalışmalar devam ediyor. Aynı tip evler. Şimdi burayı göstereceğim içeriye size. Burada yine böyle giriş kapısı var. Aracınızı buraya park edebileceğiniz bir alan. Burada da bahçe kısmı şurası. Burayı istediğiniz gibi dizayn yaptırabiliyorsunuz. İçerisi böyle. Burada arkadaşlar bir oda var. Burayı yatak odası olarak kullanabilirsin dedi. Şimdi arkadaş bana burada, bir de şurada çok ilginç kapılar var, böyle dışarıya çıkıyor. Burada direkt araca buradan çıkabilirsiniz. Aynı zamanda buradan da çıkabiliyorsunuz. İki tane giriş oluyor. Tuvalet burası. Daha henüz bitmemiş. Burası yapılacak. Burası, what is this here? It's cemur. Bu, this one but closed later, yeah? Yeah. Okay. Yani burada dışarı çıkabileceğin, oturabileceğin küçük bir alan yapmışlar. Şurası da bir oda. Bir oda daha böyle büyüklüğünde. Evet, içerisi gayet güzel. Modern dizayn edilmiş. Böyle evler. Bu evin fiyatı arkadaşlar 30 bin dolar. İçerisi 50 metrekare, arsası da 100 metrekare olarak. Burası bak bitmiş halde böyle gözüküyor. Evet. Ne düşünüyorsun, güzel mi? Güzel aşkım. Tamam. Alo. Ve bu arkadaşlar, bakın burası tek oda üzerine kurulmuş. Çok değişik bir yapı. Ben çok beğendim. Fiyata çok şaşıracaksınız. Buranın, bak, burayı hem satıyorlar 30 bin dolara veya kiralıyorlar. Kiralık kaç para biliyor musun? Bir yıllık kirası buranın 1000 dolar. Şaka gibi ya. Yani 1000 dolar, bak, 1000 dolar veriyorsun, bir yıl burada oturabilirsin. Yani daha bitmemiş hali böyle. Bitince yani bildiğin villa tarzı. Küçük, yani 2-3 kişi rahat rahat kalır burada. Şaka gibi 1000 dolara böyle bir yerde kalabiliyorsun. Bak. Şimdi burası daha henüz bitmedi. Burası bahçe tarafı. Şimdi yapıyı size göstereceğim. Burada açık, böyle açıkta mutfak tarzında bir yer var. Burayı kullanabiliyorsunuz. Bitecek zaten buralar. Burada oturabileceğiniz büyük bir alan var. Zaten burada 12 ay sıcak hava, 30 derece. Buralarda çok güzel vakit geçirebileceğiniz alan. Yani daha çok dışarıya vermişler burada alanı. İçeride sadece aslında uyumak için, bak, şöyle bir oda var. Tuvalet, banyo. Burası da açık hava banyo olacak arkadaşlar. Şurası açık hava banyo. Burada çok meşhur, böyle çok şey yapıyorlar, seviyorlar. Üstü böyle hafif kapalı. Çok güzel duş yapıyorlar. Burada tuvalet. Burası büyük bir oda. Burası var. Buranın fiyatı da 30 bin dolar. Burası komple sana ait. Kapı da kapanıyor. Buranın da fiyatı 30 bin. Evet, sizlere fikir oluşturabilmek için
bu videoyu çektim. Daha sonra da bu Denpazar ve Kuta bölgesinde, Seminyak bölgesinde en merkezi, turizmin en merkezi yerinde dükkan fiyatlarını soracağım. Bu da katıl butonuyla benim kanalıma katılan kişiler için bunu paylaşacağım. Çünkü bunlar çok değerli, önemli bilgiler. Yani şöyle, tabii ki benim size bakın mesela bu videoyu normal atıp herkesin izleyebileceği şekilde atıyorum. İzleyebilirsiniz, fikir oluşturabilirsiniz. Ama dükkanlar konusunda onu diğer kanala, kanal değil özür dilerim. Yani sadece katıl butonuyla izleyebileceksiniz. Onun da bilgisini vereyim. Detaylı bilgiler isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.